Çok büyük ahlaksızlık, çok büyük yanlış. Ben bunu söylemek istiyorum. Dün mecliste hep beraber karar aldık. Herkes el kaldırdı, satılsın dedi. Kimini sen sattın, kimini ben sattım. Bugün öyle değil. Bizim bakış açımız ne oldu? Ben her zaman söyledim. Arkadaşlar, Ekinlik'te iddialanın bize bir kuruş getirisi yok. Satalım. Masatlar'da iddialanın bize bir kuruş getirisi yok. Satalım. Birisi meyve yapsın, birisi hayvancılık yapsın. Ülke ekonomisine bir katkısı olsun dedik yani. Al, şurada arsa sattım ben imalathane bölgesinde. Orada şu anda mezarın yanında. Derya Özer'in bıçkı yaptığı yerde. Ben sattım arsayı. Kötü mü yaptık şimdi? Geçen kriz var. Derya'ya sordum kaç kişi çalışıyorsun? 6 kişi çalışıyordu. Satmasaydı ne olacaktı? Bir tane tavuk otlayacaktı orada, bir tane koyun otlayacaktı yani. 6 kişinin eski girmesi daha iyi değil mi yani? Yani bizim bakış açımız şu. Satılması gereken yerde satacağım. Ülke ekonomisine belediye katkıda bulunacak. Alınması gereken yerde de alacaksın. Bak burası alınması gereken aldık. 2 tane. Bunların maliyeti belediye 500 bin lira. Bakın o yolu açtık. 100 bin lira ona maliyeti. 5 tane tavla satsan o yolu açamıyorsun. 5 tane tavla satsan o yolu açamıyorsun yani. Ama orası bize lazım. Orasını alacağız. İşte şu karşıda şey var. Boş olan Yumuşak'tan o yeri var. Mesela orasını da biz almayı niyetlendik. Ama ne oldu? Orada çok ciddi bir miras çıktı. 200 lira üzerinde mirası var. Bunların çoğu yurt dışında falan. Takıldık kaldık. Yani burada hep beraber bir şeyler yaptık. Terzan için bir şeyler yaptık. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sen sattın, ben sattım. Bu muhabbete girmek istemiyorum. Ama yani bunlara siyaset ayrı edilmesi çok yanlış yani. Bu paralar satılanlar da burası için kullanıldı. Alınanların tapusu da bu millete geçti yani. Hepsi bizim kazancımız. Evet, camimizin bahçesi zaten üzerine biliyorsunuz. Koyaçamlı'dan gelen su hattını yeniledik. 4 kilometre. Kapalı halı sahamızı yaptık. Şimdi kapalı halı sahamızı yaptık. Bakın bu da Sportoto'dan gelenin paranın faturası arkadaşlar. Terzihan Belediyesi Sportoto Teşkilat Başkanlığı'na fatura kesti. 295 bin lira bizim kasamıza net giriş oldu arkadaşlar. 295 lira Terzihan Belediyesi için küçük bir belediye değil. Şey küçük bir para değil. Bakın bayanlarımıza bazen bizim bayanlarımıza yaptığımız gezi programı özellikle şu son zamanda çok eleştirmeye başladılar. Biz 5 senedir devamlı yapıyoruz. Yani kadınlarımıza bir şey yapıyoruz, anneler günü yapıyoruz. İşte kadınlar günü yapıyoruz, Ilıcı'ya götürüyoruz, İstanbul'a götürüyoruz, Bursa'ya götürüyoruz. Yani diğer arkadaşların suçu bilgisi yoksa, haberi yoksa suç bizim değil. Bizi şimdi suçluyor ama bizde alakası yok yani. Biz bunu zaten yaptık. Evet, belediyemiz şu anda her yerden kameralar çalışıyor. 36 adet kamera ile izleniyoruz. Çay bahçemizi biliyorsunuz. Daha önce orası çöplüktü. İmalathane bölgesi, imalathane alanı güzel bir eser oldu. Orada iş yerine çalışmaya başladı. Açık hava düğün salonumuzu kazandırdık. Evet, 9 adet belediyemize araç kazanılmış. Yani sattıklarımızı herkes söylüyor. Aldıklarımızı hiç söyleyen yok. Yani çok üzülüyorum. Boş olmasın. Ya biz aldıklarımızı söylüyoruz arkadaşlar. Yani. 9 sene araç almışım. Ya bu belediye kepçesi mi var? Ya kepçe en lazım olan bize. 8 saat çalışıyor kimse. Hiç durmuyor. Sabah çalışıyor, akşam araya çalışıyor. Artı vatandaşın da işi varsa, 3'ten sonra diyorum ki ben arkadaşa çözün diyorum. Belediyenin işi yoksa diyorum. 3'ten sonra gönderirim. Vatandaş için çözün diyorum ben. Evet, kıraathaneyi düzenledik. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarının yanında olduk. Okullarımız tamamen bize emanet. Bursası, olsun, bursu, yemeği, gezisi, her şeyini biz sahip çıkıyoruz. Her şeyini biz de seçiyoruz. Bazen bizi çok yoruyorlar, yani ya satıya gelse de dua ettiğimiz zamanlar oluyor yani. O kadar şey. Ama ne yapacağız, çocuklar bizim yani, sahip çıkacağız. Bakın resimde görüyorsunuz. Terzihan Belediyesi'nde ben geldim, suya çok yatırım yaptım. Otomatik sistemler kurdum vesaire vesaire. Doğru düzgün bir tane kesinti olmadı. Ufak tefek arızalar dışında herhangi bir kesintimiz olmadı. Bu şu esnada şunu da söyleyeyim. Bizim su hatlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Ana borularımız gayet iyi. Sadece vatandaşa giden borularda çürüme var. Bunları da patlayıcı değiştiriyoruz. Komple kelepçeden itibaren düşüyoruz. Bakın bir kere 5 gün su kesintisi oldu bak bir kere. Ve ben şehir dışındaydım. Ben şehir dışındayım. O şimdi kişi burada dinliyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle dinliyordur. Şehir dışındaydım. Adam bana telefon etti. Dedi ki başkan 2 gündür Terzan dostu yok sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Dedim bak abi ben şu anda izindeyim. Çoluk çocuk gitmişim çok uzaklardayım. Dedi ben anlamam hemen gel görelim başına dedi ya. Böyle şey olur mu dedi ya. Evet geldik cumartesi günü. Pazar günü vincini ayarladık. Pazartesi günü suyu akıttık bakın. Kim vekilce, kim o zaman sorumluydu hiç oraya girmek istemiyorum.
Onu siz buldun. Ama böyle bir şey yaşadık. Bunun haricinde hiçbir sürü kesintisi yaşamadık. İşkur'dan belediyemizde birçok personel çalıştı. 1,5 milyon lira civarında belediyemize katkısı olmuş bakın. 500'ün az sigortaya 1 trilyon bu insanların cebine girmiş arkadaşlar. Çoluğuna çocuğuna okutmuşlar, yardımcı olmuşlar. Ya var mı birisi çıksın da birine 100 lira yapmasın? Kolay işler mi bunlar? 1 trilyon. Evet, Brande'ye teşekkür ediyoruz. Yedek yapıyoruz, çeşitli yerlere. 13 noktaya biz hamurunu, yağını, tuzunu, her şeyini veriyoruz. Allah kabul etsin. Pişirenlerden Allah razı olsun. Cenaze hizmetlerini zaten ücretsiz verdik. Evet, şimdi 2014-2019 yılları arasında Tuncay Gürmen, tabi belediyeyi batırdık. Belediyeyi batırdığımız için hiçbir şey çalışmıyor. Çakıldık kaldık yani. Belediye hiç çalışmıyor maşallah. Yorulduk çalışmaktan. İnanın böyle, ya şimdi seçime gidiyoruz. 3 aydır nefes alamıyoruz ya. Sürekli Süle Mahallesi'nde eskiden tabi ben köy zamanında bildiğim için söylüyorum. Ya adam beni arıyor, çok yakın arkadaşım CHP'li. Ya başkan illere işimi çöz, şu evi önlendir. Ya dostum sıkıştırma, biz 5 senedir iş yapıyoruz, duruyoruz mu? Yapacağız, sen evlilik yapacağız. Ya ne olur ne olmaz sen yap. Ya dedim zaten CHP'lis. Tamam. Kazanmayı da yapıyorsun. Ben kaybedersem o kanla kazanırsa yaptırsın. Ya sen boş ver, ne olur ne olmaz yap diyor. Ya bizim, kimin iş yapacağını bu millet biliyor arkadaşlar, bak ben size söyleyeyim yani. Bakın biz 2 tane kredi kullandık. 592 bin lira. 592 bin lira parke taşıyıcısının evi kullandık. 221 bin lira da bununla kullandık. Bakın bizim 5 yılda kullanmış olduğumuz kredi 813 bin lira. Bunun haricinde bizim kuruş kredi kullandık. Hiçbir şey kullanmadık bakın bunun haricinde. Yok 3 trilyon, 5 trilyon. Şu anda belediyenin bütçesi 5 trilyon. Ben size söyleyeyim 3 trilyon borç da çok borç değil de. Benim kullanmış olduğum kredi 813 bin lira. Ben bunların taksitini ödüyorum. Geçmiş dönemden gelen kredilerin taksitini ödüyorum. Maaşlarımı veriyorum. 5 senedir bir ikramiye bir geçirmişim yok benimle. Bakın o kadar iddialı bir şekilde ödüyoruz. Üzerine de yatırım yapıyoruz. Devamlı çalışıyoruz. Bu ekipler, bu arabalar, bu çimantolar, bu betonlar, bu ağaçlar bedava mı oluyor? Kim kime veriyor? Belediye diye bedava verilir mi? Şu anda Süleyman Mahallesi'nde bir ekip çalışıyor. Terazihan'da bir ekip çalışıyor. Yukarıda park yataşında bir ekip çalışıyor. Yetmezse bir kadar da park yataşını paran alıyoruz. Petrole şu anda kuruş borcumuz yok. Ya bir akrabalarınıza da sorun ya. İbrahim Canlı'ya gidin sorun ya. Kuruş borcumuz yok ya. Kuruş borcumuz yok ya. Bizim piyasaya döngümüz 200-300 bin lira bakın. Şimdi öyle bir hava istiyorlar ki Terzihan Belediyesi 3 trilyon piyasaya borcu var, kilitlenmiş kalmış. Ya kökten yalan. 800 bin lira kredi kullandık, taksitlerimizi ödüyoruz. Sadece bizim taksitlerimiz değil. Geçmişten gelen taksitlerimizi ödüyoruz. 200-300 bin liralık bir döngümüz var. Yani çimento alıyoruz, yeniden ödüyoruz. Çimento alıyoruz, yeniden ödüyoruz. Petrol alıyoruz, yeniden ödüyoruz falan. Bu döngüyü devamlı olarak sağlıyoruz. Mesela bizim bakın bir haftada bizim bir haftada şurada 10 gün içinde maaşlarla beraber Terzihan Belediyesi'nin bakın esnafa ödemiş olduğu, personeline ödemiş olduğu para tam 400 milyara yakın biz kasamızdan para ödedik şu anda. Geçen hafta biz 250 milyara para dağıttık. Bakın bugün itibariyle bakın değerli, bakın çok iddialı konuşuyorum. Petrole kuruş borcumuz yok. O kamyonlar nasıl çalışıyor? Sanki kilitlenmişik, 4 milyon borcumuz var. Nefes alamıyoruz, bütün herkes boğazımız sıkmış falan. Kökten yalan arkadaşlar, bakın ben iddialı konuşuyorum. 813 milyar bakın, devranda koydum. 813 milyar kredi kullandım. Piyasada da herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün sanayide herkes işimizi yapıyor. Belediyede çatır çatır çalışıyor. Bu bugüne mahsus bir şey değil. 5 senenin nasıl geçtiğini anlamadık. Hep çalışıyoruz. Ya Terzihan Belediyesi bilmiyor. Ömrüne ne hayatında böyle çalışmamıştır. Yani hiç durmadık yani. Ya ama çalışıyoruz ya. Bu gerçeklerin bilmesine fayda var. Çamur atmak çok kolay. Ama gerçekler tamamen farklı. Bakın bu da cenaze arabası. İşte vatandaşımızın cenaze arabası talebi vardı. Brande'ye rica ettik. Brande dedi ki İstanbul'a gidin. Oradan bir tane araba bulun. Gittik İstanbul'a. Ben gitmedim daha doğrusu. Ufuk gitti. Bir tane orada bize Peugeot Panda göstermişler. Dedik ki bize Peugeot Panda lazım değil. 2010-2011 model falan. Terzalan gibi araç parkı var orada. Tesadüfen bu arabayı görmüşler. Dediler ki başkanım biz bunu alalım. Oradaki memura söyledim. Dedi öyle bir arabamız yok bizim. Var dedi. Bak resimlerini falan attık. Sonra buldular. Tamam o zaman başkanım alın dediler. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bize yazısı geldi. Meclis kararınızı alın, bu arabayı da alın.
O gün o sırada da düğün salonunu yapıyoruz. Biz de Mesut'la düğün salonundayız. Ben meclis toplantısına gelmedim. Dedim siz geçin. Gelmek zorunda değilim abi. Bu sırada bunları da bileyim. Meclis toplantısına ben katılmak zorunda değilim. Ben katılmasam mekanik katılır yani. Hiç. Herkes aynı şey. Herkes için aynı şey geçerli. Ben aşağıda çok işim yoğun. Orada işlere bakıyoruz, takip ediyoruz. İşte o var, bu var, yetişmeyenler var falan. Dediğim gibi siz onu geçirin meclisten. Benim elime vekil falan arkadaş telefon etti. Dedi ki meclis bunu kabul etmiyor. 97 modelmiş, eskimiş. Onun için uygun görmemişler. Tamam dedim, uygun görmüyorsa ben Tarzan için gitmişim İstanbul'dan araba bulmuşum. Bedavaya getiriyorum. Al getirsen hurdaya sat, 15 bin arkasına girsin. Arkadaşlar uygun görmüyorsa ben bu iş için oraya gelmem dedim. Yani ben bu işin oraya gelmem dedim. Kalsın dedim ve kaldı. İnşallah yeni dönemde yenisini alacağız. Artık sıfır mı alırız? Bir yerden bulur muyuz ama nasip olursa yenisini alacağız. Kilitli Paşa, bakın burada da çok ciddi iftiralar var. Bakın biz şu anda, ben ne olarak konuşuyorum? Terzan Belediye Başkanı olarak. Burası neresi Terzan? Biz kimiz? Biz belediyeyiz. Biz parke taşı üretme fabrikası değiliz ya. Ya bir havaya sürüyorlar. Sanki ben trilyona parke taşı fabrikası kurmuşum. Belediyeyi zarar ettirmiş. Ya kendi mesleğimden dolayı çok büyük katkılar sağlayarak bu işleri yaptım. Yani tamamen o şekilde. Bakın ben faturalarını da koydum. O kadar rahatım bak. 15 bin liraya dedim. Daha önce söyledim. Bak 15 bin liraya İstanbul tarafından gittik. 15 bin liraya bu şey İzmir tarafından bu makineyi aldık geldik. Bakın. Bunun elektrik sistemi, olsun vesairesini değiştirdik. Paletlerini tamladık. Bakın 47 bin liraya biz bu tesisini mal ettik arkadaşlar. 47 bin liraya tesis mi mal ediyoruz? 47 bin liraya tesis falan olmaz. 47 bin liraya olmaz yani. Minibüs almayacaksa alamaz. 47 bin liraya mal ettik. Neden? Ben sadece yani tamamen kendime fedakarlık yaptım. Elektriğin, hidrolün vesairesini topladım. Peki biz parke taşı fabrikası kurmadık yani. Amatörce bir tesis. Günlük 90 metrekare falan bir tesis. Dedi ki tesisimiz olsun. Personelimiz boşta olduğu zaman, iş kurdan fazlalık olduğu zaman elimizden geldiği kadar basalım dedik. Niyetimiz bu. Bu şekilde biz parke taşı bastık. Ve ciddi bir de parke taşı bastık. Bakın kaç paralık basmışık? 570 bin liralık parke taşı basmışık. Ve şu anda da parke taş tesisimiz var elimizde. Kendi işimizi görecek kadar. Ticari olmaz. Ticari şartlarda çalışmaz. Kalitesi tutmaz, tutmaz. Ama kendi işimizi görüyor. Bakın. Kaç paraydı? 47 bin lira. Düş 47'ye. At oradan 170 bin lirayı. Çimantosunu, kumunu vesairesini. Tamamen bu girişimden dolayı Terzihan Belediyesi'ne kazandırdığımız para 400 bin lira. 400 bin lira para kazandırdık yani. Şimdi sen buradan çamur atmaya çalış. Bu olur mu ya? Ya kurmasaydık yoktu öyle bir şey yani. 400 bin lira bedavanın Terzihan Belediyesi'ne katkı bulduk ve tesisimiz var. Ha biz geçen hafta bir gıdanın taşı aldık, kendimiz de bastık. İhtiyacımıza göre şey yapıyoruz. Biz parke taşı fabrikası değiliz. Yetmediği yerde oradan alıyoruz. Veya kendimiz basıyoruz. Ama 400 bin lira civarında Terzihan Belediyesi'ne katkıda bulunduk. Bakın otobüs. Şimdi biz göreve geldiğimizde mavi otobüs hattan çekilmişti. Benim zamanımda mavi otobüs hatta çalışmıyordu. D4 belgesi olmadığı için mavi otobüs çekilmişti. Otobüs sadece işçiye gidiyordu. Çıktık bunları anlattık. Otobüs zarar ediyordu. Ciddi zarar ediyor. Her ay belediye 10-15 milyar zararı var. Zaten yediğimiz ne budumuz. Kendimize gelmemiz lazım. Zararı kesmemiz lazım. Biz bu otobüs için satmaya karar verdik. Otobüsüz meclis kararı var yine. Kendi kafamıza göre değil. Meclis kararımız da var. Ve bu işi sonlandırdık. Ondan sonra minibüsçüler bugün otobüste işçileri aynı paralı çekmeye devam etti. Sonra çok cüzi zamlarla gitti. Peki bu otobüsçülük ne zaman başlamıştı? Bu otobüsçülük muhtarlık zamanında başladı. Yola çıkış amacı ne? Terzan'dan çok işçi gidiyor. Ucuza gitsin. Pahalıya gitmesin. İnsanlar bu işte zorlanmasın. Peki ben soruyorum. Bugün geldiğimiz noktada Terzihan Belediyesi'nden fabrikaya gelip gidenler para veriyor mu? Vermiyor arkadaşlar. Vermiyor. Fabrikadan artık bedava ödüyor. Neden biz otobüsle uğraşacak? Başımıza dert alacağız. Herkes işi yapsın. Otobüsçülük bizim işimiz değil. Çam Belediyesi otobüsçülük yapmıyor. Denetimini yapıyor.
Çanakkale Belediyesi aynı şekilde İstanbul Belediyesi özelleştirmeye çalışıyor. Bir sürü riski var, Allah korusun gaza yapsa riski var, o su var, bu su var, bakım var. Yani bu işi satarak öyle bir atladık ki aldık kepçemizi, esas işlerimize döndük, esas işlerimizi yapmaya başladık yani. Bu işi çok büyütüp büyütüp sulandırıp önümüze getirmenin bir anlamı yok. Evet, şimdi AK Parti'ye ben 2014'te MHP'den seçildim. 2015 itibariyle, 2016 itibariyle Bülent Turan İstanbul'dan bu tarafa geldi. Bülent Bey'in, işte bizim hanımımız Zehra Hanım'la eşinin bir akrabalığı var. Benim daha önceden bir AK Parti geçmişim de var. Şimdi bizim başka bir yerde durmamız, siyaset yapmamız veya hizmetinden hizmet yapmamız söz konusu olur mu? Olamaz. Ve biz Bülent Bey'in yanında yer aldık. Şimdi diyor ki bazıları, ya Bülent Bey'in yanına gittin de ne kazandın? Ya Terzan için çok şey kazandık. Bakın şimdi. 535 bin liralık çöp kamyonu kazandık arkadaşlar. Şaka değil. 535 bin liralık hiçbir belgeye verilmeyecek bir arabayı kazandık. 300 bin liralık su borusu geldi bugünkü değerleriyle. Hepimiz evimizde domates yapıyoruz. Bahçemizi suluyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bakın 25 bin liralık hareket kamyonu geldi. Eskiden ne kamyonumuz var ne kepçemiz var. Şimdi her işimizi hallediyor. Vatandaşın işine gidiyor. Bakın 1,5 milyon liralık iş kurdan kazanç sağladık. 300 bin liralık Sportoto'dan hibe geldi, tahsis edildi, nakit kasamıza girdi. Bakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 250 bin lira nakit para aldık. 63 bin liralık çöp konteyneri aldık, bunlar hepsi parayla. 50 bin lira TL değerinde okul duvarları yaptırdık. Bunlar hep, ya yıllarca bunlar...